Şimdi de açılış konuşmaları içerisinde Azerbaycan Milletvekili Milli Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Ganire Paşayeva'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kürsüye konuşmalarını yapmak üzere. Çok değerli belediye başkanım, değerli rektörlerimiz, değerli hocalarımız ve farklı bölgelerden gelmiş değerli kardeşlerimiz, aydınlarımız ve güzel Hatay'ımızın güzel insanlarım. İlk önce sizi selamlamak istiyorum. Büyük şairimiz böyle derdi. Bayrakları bayrak eden üstündeki kandı. Toprak uğrunda ölen varsa vatandı. Bu vesileyle Erzurum'a gidip en yüksek bir tepede Nene Hatun'un türbesini ziyaret ettiğimizde arkadaşlarıma biliyor musunuz neden gönüllerde takıldım? Çünkü Nene Hatun'a çocuğun küçüktü. Sana bir şey olursa bu çocuğuna kim bakar, anasız kalır dediğinde evet demiş, çocuk anasız büyür ama vatansız büyüyemez. Bu vasileyle Azerbaycanımız ve Türkiye'miz için hayatını feda etmiş bütün kahraman şehitlerimizin önünde baş eğerek, gazilerimizin önünde baş eğerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben hemen hemen bütün ilçelerimde oldum. Yayla Dağı'ndan Payas'a, Dört Yol'dan Saman Dağı'na, hepsine, Belen'e kadar. Ve ben bu topraklarımızı, vatan topraklarımızı gezdiğimiz zaman bir insanı özellikle rahmetle andım. 40 yıllık Türk yurdu asarette kalamaz. Hatay benim şahsi meselemdi. Hatay'ı mutlaka geri alacağım diye Böyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay'ın tekrar vatan topraklarına kavuşmasında hayatını feda etmiş bütün değerli insanlarımızı da tekrar buradan rahmet ve sevgiyle anırım. Ben birçok konferanslar verdim Antakya'da. Hemen dört yolda Hocalı Soygırım ile ilgili konferans verdik. Belen'de bir Karabağ Parkı açtık. Payas'a gittik, her tarafında. Ve ben çok iyi hatırlıyorum ki o konferansların hep sonunu bir sözle bitirerdim. Ve ondan sonra en son ziyaretimden sonra Hatay'a yeni bir gelişim. Ve o zaman böyle derdim. İnşallah gelen toplantılarımızın işgalden kurtaracağımız Türk yurdumuz, Karabağ'ımızda, Şuşa'mızda yapak diye. Ve bana bazen sorardılar, sayın vekilim gerçekten buna inanıyor musunuz? Bakın derdim, benim hocam böyle derdi. Biz böyle öğretildik. Ülkü inandığınız davanın adıdır. Eğer o davaya kendiniz inanmazsınızsa onun adı ülke olmaz. Biz bu davaya baş koymuş milletiz. Bu davaya nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk demişti ki bu benim şahsi meselemdi. Karabağ, Şuşa her bir Azerbaycan Türkünün şahsi meselesiydi. Başında Cumhurbaşkanı Ali Başkomutanımız olmakla. Ve ben Karabağ'ın, Şuşa'nın Ali Başkomutanımızın başkanlığı altında işgaldan kurtarandan, azat edenden sonra ilk defa Hatay'dayım ve diyorum ki bugün rahatlıkla Şuşa'dan, Karabağ'dan size selam getirdim. Ve artık biliyorsunuz Azerbaycan'ımızın ve Türkiye'mizin cumhurbaşkanları Şuşa'da imzaladılar yeni bir anlaşmanı ki bu Türkiye ve Azerbaycan'ı nasıl ki bir millet, iki devlet, milli liderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi bizi birbirimize öyle bir yeni nesillerimiz için de bağladı ki ve bunun Şuşa'da bağlanmasının bir başkanlığı var. O yüzden hepinize artık Azerbaycan'ın gelen yılda Türk dünyasının kültür başkenti Şuşa'ya davet ediyorum. Çünkü ben Habib-i Naccar Camisi'nden Musa Ağacı'na, Bistami Türbesi'nden her yere gittiğimde bu güzel yurtlarda da mütlak Yaradan'a dua ettik ve o günün mütlaka olacağına inandık ve mücadele ettik. Ama ben burada Azerbaycan'ın yanında dik duruşunu sergileyen ve bu dik duruşla sadece
gelecek yüzyıllarda Azerbaycan ve Azerbaycan Türklerinin değil, koskocaman bir Türk dünyası coğrafyasında unutulmaz bir iz bırakan Türkiye'mize de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'mizin o dik duruşu, Türkiye'mizin, çünkü biz sadece işgalci Ermenistan'la mücadele etmiyorduk. Onun arkasında büyük güçler vardı. O güçler ki bir zaman Hatay'daydılar, Anadolu'da insanlarımıza işgalci gibi gelmişler. Hemen o güçler o işgalci Ermenistan'ın arkasındaydılar. Ve ne kadar baskı yaptılar. Azerbaycan'a baskı yapmadılar sadece, Türkiye'de bu baskı yaptılar. Ama Türkiye o duruşu sergilemekle yeni bir başlangıcın esasını koydu. Ben Türk coğrafyaların hepsine giderim. Ve bu zaferimizden sonra, bu kutlu zaferimizden sonra, bunu da söyleyeyim, 200 yıldan sonra ilk defa bizden alınan toprakları geri alıyoruz. Bu çok büyük bir başlangıç. Hocam Ahıska kökenli, ben hep konferanslarda bunu derdim. Bir ozanımızın söylediği de bizim hepimizin, Ahıska Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Kırım Türkleri, hepimizi anladan aslında bir dörtlüydü. O böyle demişti Ahıska köçünde. Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Yani bizim burada çilemiz İstanbul'a kilit olmamızdı. Kırım'ın da acısı oydu, bizim de acımız oydu. Ahıska Türklerinin acısı da oydu. Kerkük Türklerinin, Suriye Türkmenlerinin hepsinin acısı buydu. O yüzden de ben diyorum ki gözümüz aydın, İstanbul'un kilitlerinden birini geri döndürdük. Bu bir yeni bir başlangıç. İnşallah adım adım diğer kilitlerimizi de, bak o birlik beraberliği içinde nasıl Azerbaycan Türkiye el ele verdik, başardık dünyaya rağmen, bundan sonra diğer kardeş devlet ve toplumlarımızla da başaracağız. Ben Şuşa konferansında bununla ilgili daha geniş konuşacağım. Biraz da konferansın konusuyla konuşmak istiyorum. Göçle ilgili, göçleydim. Ben 15 yıl Azerbaycan'ı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde temsil ettim. Onun 10 yılından çokunun göç komisyonunda çalıştım. Yani Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin en tartışmalı komisyonu olan göç komisyonunda ve çok acı tartışmalarımız olardı. İlk önce bunu sorarlardı. Sizin ne işiniz var Türkiye'nin? Yani ben Türkiye olmadıysa, Türkiye konusuysa, çünkü benim için vatanın o tarafı bu taraf olmaz. Biz devlet ve vatan kavramını karıştırmamalıyız. Türkiye devletimizdi, Azerbaycan devletimizdi, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, ama vatanımız bunun hepsini birleştiren bir coğrafyanın adıydı. Ne işi var dedi, siz dedim hiç tarih okudunuz mu? Bir İngiliz, Fransızlar böyle konuşuyordu. Strasbourg'dan Paris'e nasıl bakıyorsunuz? Bir zamanlar vardı. Türkiye'nin bir bölgesinden o bölgeye öyle bakırlardı. Galiba unuttunuz o coğrafyalarda ne oyunlar döndürdünüz de. O insanları kışkırttınız da. Ama şimdi de arkalarında durmuyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz. Türkiye'nin komşusu. Sınırlarıyla bağlı sıkıntılar yaşanabilir, komşusundan köç gelebilir. Biz size soruyoruz, sizin orada ne işiniz var? Sizin orada ne işiniz var? Bu soruya bir cevap alamadık. İkinci, göç konusu. Burada eğitimi söyledi hocam. Bence okullarda da bizim göç gelen insanlarımız, o insanlara eğitimde bir şeyi çok iyi öğretmek gerekir. Bakın en zor gününüzde size kim sahip çıktı? Bak bunu mutlaka ilk okuldan herkese öğretmek lazım. O çocuklar bilsinler ki bakın en zor anımızda yine kim bize kapı açtı. Ama bir zamanlar bize Osmanlı aleyhine falana kışkırtanlar hiçbiri bize kapı açmadı. Bunu çocuklara derslikte çok iyi öğretmek lazım. Ben bir gün Ürdün'deydim, Salt'a gittim. Türk mezarlığına. Bizi böyle gezdiriyordular. Bir yere gittik. Sayın vekilim çok tarihi yerde. Hoşunuza geldim. Hayır ben nifret ediyorum bu yere dedim. Neden? Çünkü Lawrence burada kamplar kurmuştu. Siz dizin vermiştiniz dedim. Biz
unutmadık. Tarih yaddaşımız da çok iyiydi. O yüzden biz bu coğrafyadan gelen göçmenlere bir şeyi de söylememiz gerekir. Yani onlar burada kalır, bir grupu gelir. Ama size en zor gününüzde el açanı, kapı açanı bir daha ne unutmayın, ne de kimler kışkırtınca o insanlara karşı çıkmayın. Size 12 yıl çok büyük bir yıl. Bir zaman insanlar ekmeğini bölüştü, evini bölüştü, çok şey bölüştü Türkiye'miz. Ben söyledim, bana bir ülke tapın AKP'mde, Türkiye'nin yaptığının yarısını yapabilsin. Yoktu böyle bir ülke. Biz, çünkü bunu çok iyi biliyoruz, biz 8 kişiden biri göçmen olmuş bir memleketin ben evladıyım. Her 8 Azerbaycanlıdan biri Ermenistan işgalinde göçmen durumuna düştü. Bir tane Avrupa devleti, Batı devleti bir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı göçmenlere. Şimdi de Türkiye'ni böyle sıkıntılarla yüz yüze koymuştunuz. Neden? Vadiler verirdiniz. Nerede sizin o vadileriniz? O yüzden tabii ki bu bizim anlayışımızdı. Ve ben bunu açıkça hep söyledim. Dedim ki derler her milleti bir söz anlatan zaman Türk milleti sözünün karşısına adalet demişler. Biz adaletli bir, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. O yüzden bu kadar imparatorluk kurmuşuz. Bakın Avrasya coğrafyasına. Ama ben düşünüyorum ki kucak açtığımız tekrar insanlara da geçmişi iyi öğretmemiz gerekir. Geçmişi çok iyi öğretmemiz gerekir ki gelecekte de kimin kim olduğunu bilsinler. Kimin ne yaptığını çok iyi bilsinler. Tarihi çok iyi bilsinler. Ve tabii ki eğitim konusu da çok önemli bir konu. İnşallah ki Suriye konusunda bir daha iyi bir çözüm gelir. Bu insanların birçoğu evine döner. Bu çok önemli bir konudur. Çünkü ben düşünüyorum göçmen hayatı iyi bir hayat değil. Ben bir gün TED'in bir konferansında konuşma yapıyordum. Her farklı milletten insan var, çocuk var, gençler. Ne anlatacağım bunlara? Politik. Hemen sahneye çıkan da ilk sorum bu oldu. Sizin neyinizi çalarsam beni hiç affetmezsiniz. Şaşırdılar. Mesela arabanı çalarsam beni affeder misin ömrünün sonuna kadar? Dediler bir dönem sonra herhalde affederiz. Telefonunu çalarsam bir çocuk böyle arka sıralarda elini kaldırır. Buyur dedim. Siz benim çocukluğumu ve gençliğimi çalardınız da sizi hiç affetmezdim. Sen neredensin dedim, Afganistan'dan dedim. Bu çocuk anlıyor dedim. Çünkü çocukluk yaşamamak, gençlik yaşamamak, bu nedir biz bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden köç konusu Azerbaycan için çok hassas bir konu. Ama maalesef ki bu konuda Azerbaycan ve Türkiye bizi kimi kardeş devletlerin duyarlılığının yanında bir duyarsız dünya var ve bunu açık itiraf etmeliyiz ki biz bu sorunlarla yüz yüze bırakıldık. Herhalde bizim adalet, merhamet, insani duygularımızı da biz hiç zaman ölüm korkusunda olan insanı bırakmayacağımızı bildikleri vesaire için bunu söylediler. Ben bir taraftan gurur duyuyorum biliyor musunuz? İnsanlık adına ki bugün birçok toplumlar insanlık duygularını kaybetmiş. Demek ki ne mutlu ki Türk milleti, bizim milletimiz hala bu duyguları hepsini kaybetmemiş. Ama diğer taraftan da endişeleniyorum. Çünkü tabii ki uzun yıllar göçmenlerle yani yarım milyon sadece Hatay, Türkiye'de 4 milyona yakın, ben o zamanki istatistikler 3,5 milyon Avrupa Konseyi'nde konuşardık bu rakamları. Bu büyük rakam. Umut ediyoruz ki o zamana kadar bu işler görürler ama bir an önce Suriye konusu çözümlenir ve bu insanların çoğu kendi evine gider ve kardeş Türkiye'miz de onlara orada yine zaten biz her zaman bu desteği göstermiş milletiz, destek gösterir. Ama bu konunun, göç konusunun çözümlenmesi, Suriye konusunun mutlaka çözüme ulaşıp insanların dönmesiyle çözümlenebilir. İnşallah bu konuda Türkiye'nin bu çalışmalarına kardeş Türkiye'mizin, umuyoruz ki diğer devletler de sonunda bir destek olmaya çalışanların sayı artar. Bunu göremiyoruz maalesef ki. Ama
yaptıklarımızı da gençlere söylüyorum. Duyurun her yere. Bu bir minnet değil. Koy bugünkü modern dünyada kimin ne millet olduğu, nasıl bir devlet olduğu, nasıl bir düşünce ve duyguya sahip olduğunu bilsinler. Ben size bunu açık söylüyorum. Bugün dünyada bunu yapacak ben düşünmüyorum. Yani Azerbaycan, biz bunun ne olduğunu 1 milyon kişinin 30 yıl ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden Türkiye'nin de ne kadar Türkiye için zorluklar olduğunu da biliyoruz. Allah kolaylıklar sağlasın. Ama sonunda bir şeyi söyleyeyim. Ben Yayla Dağı'ndaydım. Yayla Dağı'na en son Suriye Türkmenleri Festivali'ne katılmıştım. Ama ondan önce Yayla Dağı'na gittim. Kaymakamla en uç köç bölgelerini gezdim. Antep'te de gezmişim, orada da. Biz bir Türkmen yerleşim yerine, göçmen gittik kaymakamla. Kapıdan girdim, ben Suriye Türkmenlerinin olduğu bölgelerde eskiden olduğum için, köy köy gezdiğim için, Suriye Türkmenleri Azerbaycan Türkçesine çok yakın bir lehçede konuşur. Mesela nece sen derik, yakşıyam der, iyiyem, yakşıyam. Öyle kapıdan girdik, bir tane yaşlı annemiz, nasıl, iyi misiniz dedim, yakşı mısınız, necesiniz? Ben sorunca böyle başını kaldırdı. Ben de yüz yüzeyiz ya, nereye bakır dedim. Baktım kampın üstünde Türkiye bayrağı dalgalanır. Döndü o yaşlı teyzemiz, dedi ki, Allah bu bayrağı hep güclü eylesin. Bu bayrak güclü olursa biz toparlanırız. Ama bu bayrak güclü olmazsa bizim işimiz zor. O yüzden çok çalışmalıyız. Söz konusu vatan ise gerisi teferruat deyip devletlerimizin güclenmesi, birliğimizin güclenmesi, mezhebimiz ne olursa olsun, ideoloji düşüncemiz ne olursa olsun, partimiz ne olursa olsun, söz konusu vatan, nasıl şehitlerimiz dediler, gerisi teferruat, biz onda başarı kazandık. O yüzden söz konusu vatan, gerisi teferruat diye devletlerimizi, Azerbaycanımızı, Türkiye'mizi, birliğimizi, diğer Türk devletleri kardeşlerimizle birliğimizi, bizimle beraber yürüyen Pakistan kimi kardeş devletlerimizle birliğimizi, gücümüzü artırıp asıl dedelerimiz bir koskocaman coğrafyaya adalet getirmişti. İnşallah neden küçük düşünmeliyiz, büyük düşüneceğiz. Bu coğrafyanın en büyük devletlerin imparatorluğunu kuran milletin evlatları tekrar dirilişi yaşamalıdır. O diriliş bize Karabağ'la döndü. Biz dünyaya yapabileceğimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra da bunu yapacağız. O yüzden de bilim adamlarımızın, aydınlarımızın, hepimizin üzerimize misyon çok düşür. Bizim gençlerimizin rahat hayatı olmaması gerekir. Yani rahatına düşkün bir gençlik değil, ülküsü idealları olan bir gençliği olması gerekir. Ve ben düşünüyorum bu türlü kongrelerde biz çok iyi olurdu ki o göçmen ailelerin gençlerinden, çocuklarından da davet edek. Onlarla bir arada konuşak. Ben konuştum, çok soru cevap verdim. Üzüntüyle bunu söyleyeceğim. Herhalde bizim değerli Cumhurbaşkanlığından yetkililerimiz, rektörlerimiz söyler. Ben onlara iyi bir tarih bilinci verildiğini görmedim. Bu mutlaka verilmesi gerekir. Ben düşünüyorum ki eğitimde en önemli verilecek matematikten, fizikten de önce o insanlara nereden, neredeydiniz, ne oldu sonra, sonra tekrar kimin kapısını çaldınız, ne oldu, bunların iyice öğretilmesi gerekir. Burada ben boşlukları gördüm. Çünkü ben kötü de olsa bir Arapçam var, konuşurum, yani sade cümlelerle konuşabilirim, yani İngilizce olmadan, Türkçe bilmeyenlerle de. Ben gördüm ki maalesef orada zaten o tarih bilinci başka bir şey verilmiş, Suriye'de hiç bunlar anlatılmamış, ama buraya geldiği zaman biz o boşlukları doldurmamız gerekir ki en azı 12 yıl ağırladığımız insanlar yarın bizim yanımızda olsunlar. Yarın yine kışkırtanların yanına geçmesinler kimlerse.
Bunu Mısır'dan Ürdün'e gittiğim her yerde açıkça söyledim. Tarihiyle söyledim ve bazen dedim Allah'ın sopası yoktur da dedim. Bu coğrafyalarda Azerbaycan'dan sonra insanımızın en çok şehit verdiği yer Ürdün'dü. Salt mezarlığıydı, bu mezarlıktı, o mezarlıktı. Keşke bizim yanımızda olsaydınız. O zaman kışkırtanları yok. İndi sizi denizle gidiyorsunuz, kapılarını bağlıyorlar. İndi sizi gidiyorsunuz, kapılarında açsız saklıyorlar. Nasıl muamele görüyorlar? Bunu da hiç utanmadan, korkmadan, çekinmeden anlatacağız. Anlatacağız ki hocam böyle derdi. Tarih tekerrür eder. Akıllılar ibret alar. O yaşadıklarımız bize ibret olsun. O yüzden o bilinci de iyi vermemiz gerekir. Allah onların da yardımcısı olsun. Kardeş Türkiye'mizin de yardımcısı olsun. Ve biz Azerbaycan olarak her zaman bu konularda bundan sonra da Türkiye'mizin yanındayız. Zaten Cumhurbaşkanımız bunu her platformda söylüyor. Ama siyasetçisinden, milletvekilinden, belediyesine, bilim adamlarından her bir insanımıza kadar. Çünkü biz böyle dedik. Türkiye'nin ayağına atılan taş bizim başımıza değer. Türkiye zayıflarsa hepimiz zayıflarız. Türkiye güçlenirse hepimiz daha güçlü oluruz. İndi buna bunu devam ediyoruz. Azerbaycan güçlenirse Kafkasya'da size artık korku gelmez. Hepimiz güçleniriz. Zayıflarsa zayıflarız. Öyle de Türkistan coğrafyasındaki devletlerimiz. O yüzden birliğimizi güçlendirmek için çalışalım. Biz güçlü olursak bu cür acılar, bu cür sıkıntılar bu coğrafyada inanın ki azalır, çoğalmaz. Çünkü biz her zaman dininden, ırkına bakmayarak ne kadar bize acı çektirseler de, arkadan vursalar da yine de dedik biz Yunus Emre'lerin evlatlarıyız, sahip çıkarız. Adalet duygusuyla yanaşarız. 66 yıla ben bir Fransız arkadaşımız vardı, milletvekiliydi. İstanbul'da bir konferans nedeniyle gelmiştik, seni bir cami yaparacağım dedim. İnteresan hikayesi var dedim, bir külliyeye. Yok benim camide ne işim var, hayır dedim gideceğiz. Tarihini anlatmak istiyorum. Eminönü'de yeni caminin karşısına getirdim, oku dedim. Dünyanın yarısına hüküm süren imparatorluk ve 66 yıla süren tikintisi bir külliye. Neden biliyor musunuz? Yaptınız mı tarihinizde hiç bunu ki en güçlü olduğunuz devirde padişahınız bir küçük yer Yahudiler yaşıyor. Orada cami yapacaksınız. Adamlara gelip diyorsunuz ki parası ne kadardıysa sana onu veriyorum. Sana aynı zamanda yaşama yeri de veriyorum. Hiç böyle bir şey okudunuz mu? Bak tüm günü eleştirdiğiniz Türk milleti bu. Biz buyuz. Bu kadar Yahudi çık git. Ne yapacak ki bize? Ama biz onların parasını verip yerleşim yeri veren de bir milletin evladıyız. O yüzden konuşma yapanda bir haddi hududunuzu da bilin lütfen diye. O yüzden değerli insanlarımız, bu konularda da çalışacağız. Bilim insanlarımızın da üzerine misyon düşür. Allah hepimize bu konularda kolaylık versin. Daha kötüye giden, daha adaletsizliğe giden bir dünyada tek ayakta durmanın yolu güçlü. O yüzden güçlü olmak için daha çok birbirimize sahip olacağız. Fikrimiz, düşüncemiz ne olursa olsun, bana sayın vekilim siz herkesle konuşabiliyorsunuz. Azerbaycan'ı, Türk milletinin birliğimizi konuşan da benim için sünni şii olmasının da farkı yok. Hangi tarikat olmasının da, hangi parti olmasının da konuşmak gerek. Çünkü biz konuşamadıkça başkaları farklı şeyler konuşuyor. O yüzden Allah hepimize yardımcı olsun ve Hatay'ımıza da teşekkür ederiz ki bu kadar ağır bir sorunu üstlenip, alın akıyla üstlenip, buradaki insanımıza hayran kalınasıdır. 450 bin insana kucak açmak Hatay'ın aslında ne kadar büyük bir ruha sahip olduğunu gösterir. İnşallah sorun çözülür, o insanlar da evine döner ve bununla da sıkıntılar adım adım çözüler. O güne kadar da
yapılacaklar konusunda inşallah hep birlikte çalışırız. Ama tarih bilincini kapımızı açıp bize üst tutanlara mutlaka öğretmek lazımdı ki tekrar geri döndüklerinde eski şeyler yaşanmasın. Teşekkür ederim. Sayın Paşayıbay'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ömer Halis Demir'in adını taşıyan öyle kahraman. Öyle olur mu kahraman şehrimizin? Davet kimi kabul edin.